Evet, yine grafiğimizi çizerek başlayalım arkadaşlar. Bir eksende hacim, diğer eksende basınç var. Basınç hacim döngüsünü çizerek işe koyulabiliriz. Böyle bir grafikte iki eğrimiz olduğunu hatırlarsınız. Biri diastol sonu basınç hacim ilişkisini gösterir. Bu eğri kalp tamamen gevşemiş haldeyken basınç ve hacim arasındaki ilişkiyi yansıtır. Gevşemiş bir sol karıncığa kan dolmaya başladığında ortaya böyle bir eğri çıkar. Bir de şu doğrultuda giden başka bir eğrimiz var. Bu eğri ise sistolik sonu basınç hacim ilişkisini gösterir. Kalp tamamen kasıldığında böyle bir eğriyle karşılaşırız. Evet, bahsi geçen iki eğrimiz bunlar. Şimdi de basınç hacim döngümüzü çizelim. Buradan başlıyor, aşağı doğru iniyor. Bu esnada diastol sırasında sol karıncık kanla doluyor. Sonrasında tabii ki kasılma oluyor ve son olarak da kan aort'a doğru ilerliyor. Basınç hacim döngüsü işte tam olarak böyle görünüyor. Döngümüzü de çizdiğimize göre art yük üzerine daha rahat konuşabiliriz. Basınç hacim döngüsüne bakarak art yükün tanımını yapabiliriz art yük de bu döngünün bir parçası olduğu için çizdiğimiz grafik ve döngü sayesinde her şey daha anlaşılır olacak. Daha önce de belirttiğim gibi art yükün tanımı ön yükün tanımına oldukça benzerdir. Art yük sol karıncıktaki duvar gerilimidir. Buraya kadar ön yükün tanımıyla birebir aynı. Ama bu kez tanımın başına arkadaşlar kanın dışarıya atıldığı esnada diye bir ekleme yapıyoruz. Kanın dışarıya atıldığı esnada. Herhangi bir zamanda değil, tam o esnada. Yani belirli bir zaman aralığından bahsediyoruz. Kanın dışarıya atıldığı, daha doğrusu kanın sol karıncıktan dışarıya atıldığı süre zarfı. Grafiğimizde bu süreç burada başlar ve hemen hemen buraya kadar devam eder. Eğrenin hangi kısmının art yük olduğunu da kırmızıyla çizerek gösterelim. İşte bu kısmı art yük olur. Burayı tamamen kırmızıya boyayalım. Evet, bu kısmı art yük olarak düşünebiliriz. Bu ilginç bir durum çünkü ön yükte belirli bir zaman noktamız vardı. Oysa şimdi birçok zaman noktamız var. Aslında bir bakıma sonsuz sayıda zaman noktası olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bunların hepsi birleşip art yükü oluşturur. Şimdi de duvar geriliminin tam olarak ne olduğu konusunda hafızanızı tazelemek istiyorum. Belki terimi hatırlıyorsunuzdur ama tam olarak ne anlama geldiğini hatırlamıyor olabilirsiniz. O zaman burada tekrar tanımını yapalım. Duvar gerilimi eşittir buraya DA diye ekliyorum. Çünkü kanın dışarıya atıldığı süre zarfındaki duvar geriliminden. Yani basınç hacim döngüsünde art yükün gerçekleştiği bu kısımdan bahsediyoruz. Evet, duvar gerilimi eşittir. Kanın dışarıya atıldığı esnadaki basınç çarpı, kanın dışarıya atıldığı esnadaki yarı çap, bu sol karıncın yarı çapı oluyor, bölü, kanın dışarıya atıldığı esnadaki duvar kalınlığının iki katı. Peki bunu hesaplayabilir miyiz? duvar gerilimine karşılık gelen bir değer bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Basıncın 120 mm cıva, hacmin de 75 ml olduğunu varsayalım. Kesiştikleri nokta da burası olur muhtemelen. Buna göre hesap yapılabilir. Basınç için 120 demiştik. 120 çarpı yarı çapın değeri ile hesaplamaya başlayabiliriz. Hacim ve yarı çap arasında bir ilişki olduğunu hatırlarsınız değil mi? Yarıçap neye eşitti arkadaşlar? Hacim çarpı bir takım sayıların küp kökü artı duvar kalınlığına. Tüm bunları hesaplayarak yarıçapın değerini bulabiliriz. Hacim için 75 demiştik. Duvar kalınlığı da 70 kiloluk bir insanda yaklaşık 1 santimetre civarındadır. Bu varsayımlardan yola çıkarak yarıçapın değerini bulabiliriz. Elimizde hem basınç hem de yarıçap değeri varsa o, duvarda, e, o noktadaki, daha doğrusu, duvar gerilimini de hesaplayabiliriz. Evet, mor okun gösterdiği noktadan bahsediyoruz. Fakat sonrasında devam edip tüm kalan noktaları da hesaplayacak mıyız, ne yapacağız? Bu sonsuza kadar gider. Çünkü aradaki tüm zaman noktalarını hesaplamak gerekir. Peki, bütün zaman noktalarını hesaplamamız mümkün mü? Bir takım çetrefilli formüller kullanarak hesaplayabiliriz. Fakat, Göz kararı hesaplamaya çalıştığımızda epeyce zor olur. Peki bu durumda art yük nasıl hesaplanır? Bu denkleme dayanarak ve tüm bunların kanın dışarı atıldığı süre boyunca olduğunu göz önünde bulundurarak art yük nasıl hesaplanır? İşte bu noktada size küçük bir sır vereyim arkadaşlar. Art yük genelde bu şekilde hesaplanmaz. Daha önce de dediğim gibi çetrefilli formüller kullanıp hesaplanabilir. Ancak ortada spesifik bir amaç varsa, örneğin bir makale yayınlanacaktır diyelim, savını ispatlamak için oturur bunu hesaplar ama ortada öyle bir durum yoksa genelde hesaplanmaz. Peki o zaman art yüke nasıl bir değer biçilir? Denklemimize dönecek olursak, duvar kalınlığının değerinin pek de değişmediğini söyleyebiliriz. Bu yüzden onu göz ardı edebiliriz. Yarı çapın değeri ise küçük olacak çünkü unutmayalım ki burada küp kök var ve çok büyük bir değer elde etmemiz zaten mümkün değil. Bu durumda denklemimizde dikkate alınacak tek bir değer kalıyor. O da basınç değeri. Bu durumda şöyle bir varsayımda bulunabiliriz ve bunun oldukça güvenli bir varsayım olduğunu da belirtmek istiyorum. Duvar geriliminin basınçla orantılı olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda eğer duvar geriliminin basınçla orantılı olduğunu düşünüyorsak, art yükün de kanın dışarı atıldığı süre boyunca basınçla orantılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman hadi gelin bunu hemen grafik üzerinde test edelim. Ve böylesi bir kısa yolun işimize yarayıp yaramadığını görelim. Bunu görebilmek için buraya başka bir basınç hacim döngüsü çizeceğiz. Öncekine göre daha küçük bir döngü olacak. Bu şekilde ilerliyoruz. Kalp tam olarak burada kasılıyor ve sonuç olarak böyle bir döngü ortaya çıkıyor. Bu iki döngüye bakacak olursak hangisinde art yükün daha yüksek olduğunu tahmin edebilir miyiz? göz kararı bakıp hızlıca bu soruyu cevaplayabilir miyiz son çizdiğimiz döngüdeki art yükü de kırmızıyla boyayıp belirginleştirelim bütün bu zaman sürecini kapsıyor burası kanın dışarıya atıldığı kısım peki buna bakarak hangisinin daha yüksek ya da düşük art yükü olduğunu söyleyebilir miyiz sarıyla çizdiğimiz döngünün mü yoksa mor alanın mı art yükün basınçla orantılı olduğunu olduğu varsayımımıza yani dayanarak kendimizden emin bir şekilde mor renkteki döngünün alt yükünün daha az olduğunu söyleyebiliriz. Göz kararı bakıp bu sonuca varabiliriz. Bunun için karmaşık formüller, hesap makinesinde işlemler yapmamıza gerek yok. Bir örnek daha yapalım ki iyice pekişsin. Tam olarak kavradığınızdan emin olmak istiyorum. Bu kez de mavi ile çizelim çok daha büyük bir döngü oluyor gördüğünüz gibi haliyle basınç da daha yüksek. Şimdi de bu döngüyle diğer ikisini karşılaştıralım. Bu üçü arasından hangisinin art yükü en fazladır? Cevap ortada tabii ki bu son çizdiğim mavi olan döngünün. Mavi döngü en yüksek art yüke sahip. Bu döngüdeki art yük kısmını da kırmızıyla belirginleştirelim. İşte bu kadar basit art yük genelde bu şekilde hesaplanır. Yani basınç ve art yükün birbiriyle bağlantılı olduğu veya birbiriyle orantılı olduğu varsayımından yola çıkarak. Formüle baktığımızda yarı çap ve duvar kalınlığı gibi başka değişkenler de olduğunu görüyoruz. Ama daha önce de bahsettiğimiz gibi basınç değerine kıyasla çok bir etkileri olmadığı için az önceki örneklerde yaptığımız gibi genellikle şöyle bir bakıp evet burada art yük daha fazla diyebiliriz. Bu konuyu tam olarak ele aldığımıza göre şimdi bir adım öteye gidiyoruz. Yeni bir varsayımdan bahsedeceğim varsayımın altını özellikle çizmek istiyorum çünkü bu her zaman doğru olmayabilir. Kanın dışarıya atıldığı süre zarfında aort basıncının sol karıncık basıncına eşit olduğunu varsayalım. Peki böyle bir durumun doğru olduğunu düşünürsek bu ne anlama gelir? Eğer doğruysa ki birçok insan içinde bu doğru sayılır öyle değil mi? Yani çoğu insanın aort kapağının normal bir şekilde işlevine devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumda aort basıncının Temel anlamda sol karıncık basıncıyla aynı olduğunu düşünebiliriz. Çoğu insan için bu doğruysa, basınç hacim döngüsü açısından bunun anlamı nedir? Art yükü tahmin etmek için eğrinin bu kısmındaki basınca bakmamızın yeterli olduğunu biliyoruz. Aslında buradaki basınç için kullandığımız başka bir terim var. Bu daha yaygın kullanılan terim. Sistolik kan basıncı. Buradaki basınca da çoğunlukla diastolik kan basıncı diyoruz. Bunlar genelde tansiyonu ölçerken kaydettiğimiz kan basınçları. Yani birinin tansiyonunu ölçerken bir taraftan da art yükle ilgili fikir edinebiliriz. Tabii ki çok kesin bir bilgi elde edemeyiz. Çünkü sistolik ve diastolik kan basıncı genellikle aorttan değil koldan ölçülür. Fakat bu iki nokta arasında çok fazla benzerlik olduğu için kan basıncımıza bakarak aort basıncıyla veya sol karıncık basıncıyla ve art yükle ilgili çok şey öğrenebiliriz. Tabi bu durumda kan basıncının yükselmesi çoğunlukla art yükün de yükselmesi anlamına gelir.